kan. İyileştirme özelliğine de sahip özel bir sıvı. Uzun bir süre boyunca haftada iki kez kan verip o kanın bana yeniden enjekte edilme düşüncesi bana çok tuhaf geliyordu. Ama Claudio Hoff bu yöntemi yine de denemeyi tercih etti. Çünkü yıllardır herpes virüsüyle mücadele ediyor, sırtında sürekli uçuk çıkıyordu. Virüse karşı uzun vadeli bir mücadele için uzun süreli bir hap tedavisi gerekiyordu. Cilt doktorum bana tedavi için antiviral ilaçlar yazdı. O hapları 3 ay boyunca kullanmam gerekiyordu. Ama 4 hafta gibi kısa bir süre sonra bu ilaçları kaldıramadığımı fark ettim. Michael Essers bu sorunu iyi biliyor. Antiviral maddeler uçağa karşı genellikle etkili olsa da doktorlar bazı hastalarda kendi kanıyla tedavi gibi alternatif yöntemler deniyor. Essers Berlin'deki Charité Hastanesi'nde bunun üzerine bizzat araştırma yaptı. Bu yöntem aslında eski çağlardan beri uygulanıyor. Bunlar eskiden daha ziyade büyülü ritüeller olarak görülüyordu. Bunda kanın anlamı da önemli bir rol oynuyordu. Zaman içerisinde insanın kendi kanıyla yapılan tedavi, bağışıklık sistemini değiştiren yani modüle eden bir uyarıcı terapi olarak düşünülüyordu. Aksi takdirde bütün vücudum ağır bir yük altında kalıyor. Claudio Hoff ilkbaharda kendi kanıyla tedavi olmaya başladı. Bunun için birçok kez kan verdi. Damarlardan alınan kan, ikinci bir steril iğne ile herhangi bir değişiklik yapılmadan hemen kalça kaslarına enjekte edildi. Bu tedavi yönteminde enjekte edilen kanın dozajı yavaş yavaş 5 milimetreye kadar çıkarılıyor. Sonra yine yavaşça azaltılıyor. İğne kürünün süresi yaklaşık 2 ay. Maliyeti ise 250 euro. Peki kendi kanı insanı nasıl iyileştiriyor? Kendi damarlarınızdan alınan kan, kendi kasınıza yeniden enjekte edildiğinde bir bağışıklık reaksiyonu ortaya çıkıyor. Bu karışık bir bağışıklık reaksiyonu aslında. Yani ayrıntıları henüz tam olarak bilemediğimiz ve araştırmadığımız. Ama bu reaksiyon her defasında ortaya çıkıyor. Biz de kan miktarını değiştirerek uyarma oranını artırıp azaltıyoruz. Ayrıca bu seri halde uygulanan tedavi, bağışıklık sisteminde belli bir alıştırma efekti yaratarak uyarıyor ve bunun da vücudun bağışıklık becerisini artırdığına inanıyoruz. Peki bu tedavi yöntemine dair araştırmalar ne diyor? Kurdeşen yani ürtiker gibi hastalıklardaki etkisini gösteren birkaç araştırma var. Ama örneğin Bonn'dan gelen yeni bir araştırma, bu yöntemin kronik bitkinlik gibi durumlarda olumlu etkisi olduğunu gösteriyor. Araştırmalar egzama, alerji ve enfeksiyona yatkın kişilerde iyi etkiler yarattığını ortaya koyuyor. Doktor Michael Essers dünyanın en önemli araştırma hastanelerinden Berlin'deki Charité'de yapılan gözlemlerin herpes virüsüne karşı tedavinin bir yıl sonra bile etkisini sürdüren pozitif sonuçlar gösterdiğini aktarıyor. Bu da Claudio Hoff gibi hastalara belli bir güvence sunan bilimsel bir temel. Tedavinin bir başka yönteminde ise durum farklı. Çünkü enjekte edilmeden önce kana ozon, oksijen ve homeopatik ilaçların eklendiği metoda ilişkin henüz bir şeyler söylemek için erken. Çünkü bu yöntemin bağışıklık sistemini daha fazla uyarıp uyarmadığına dair henüz yeterince araştırma yapılmadı. Claudio Hoff geçen ilkbahar aylarında kendi kanıyla tedavi yöntemine başvurdu. Vücudunda çıkan uçukların azaldığını, çıksa bile çabuk iyileştiğini aktarıyor. Bu süreçte kendimi çok dinç hissettim. Evet, bunu da çok pozitif olarak algıladım. Bu sonucu alacağımı hiç tahmin etmezdim. Tedaviyi tazelemek etkinliğini güçlendirebilir. Claudio Hoff bunu işin uzmanı doktorların muayenehanesinde yaptırıyor. Çünkü her enjeksiyon işleminde deneyim ve hijyen çok önemli. Ve Claudio Hoff tedaviyi tekrarlamaya karar verdi. Bir şeylerin değiştiğini fark ettim. O nedenle benim için tedavi işe yaradı diyebilirim. Belki de Hoff'un sandığından daha fazla.